Business Class'tan merhaba. Bugünkü konuğum Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kurumsal İletişimden sorumlu Sayın Koray Öztürkler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diğer bir konuğum Türkiye Eğitim Vakfı Genel Müdürü Turgut Bozkurt, hoş Hoş geldiniz. bulduk Zehra. Konumuz çok sıcak, hava soğuk, orası da çok soğuk, -5 derece. Van'da deprem bugün bizi yine üzdü. Evet. 4.5 şiddetinde yaşandı. Siz 3 Şubat'ta start aldınız. Türkiye Van için bir kumbara ortaya koydunuz. Van için Türkiye kumbarasını koydunuz ve Turkcell 5 milyon lirayla bu kampanyanın ilk iştirakçısı oldu. Zannediyorum bugün itibariyle 2 milyon 300 bin lira Doğru, toplandı, değil evet. mi? Koç grubu 1 milyon 20 bin TL. şirketlerinden topladığı parayı 17 ev koydu. yaptıracaklar. 17 evi Öğretmen evi, yaptıracaklar. evet. Peki bu kampanya süresince Koray Bey nasıl tepkiler alıyorsunuz? Bir kere şirketlerin ilgisi ne düzeyde? Şimdi tepkiler çok olumlu. Zaten 2 haftalık bir süre içerisinde 2.3 milyon TL geldi. Bunun yarısı bireylerden, yarısı kurumlardan. Kurumlardan gelecek tepkilerin önümüzdeki dönemde olumlu anlamda tepkilerin artacağını ben düşünüyorum. Çünkü kurumların tabii ki bu işlere bakma, inceleme, karar verme süreçleri biraz daha uzun olabilir. Onlara şimdi hem TEV ile birlikte mesajlarımızı neler yapabileceklerini aktarıyoruz. Hem de biz kurum olarak ilişkide olduğumuz kurumsal müşterilerimize, ekosistemimize, bayilerimize, çalışanlarımıza Evet. bunun ilgili dokümanlarıyla, filmleriyle bilgileri ulaştırıyoruz. Eğer gönüllerinde varsa ve Yani bu 2 milyon 300 binlik bağışın %50'si mi kurumlardan? Diğer %50'si bireylerden bu SMS'ler mi? 52 5.283 evet. yaz, Evet. SMS, Van yaz gönder. Evet, Oradan mı geliyor? 5 TL olan SMS'lerden bunlar Türkiye kumbarasında TEV Birikiyorlar. Vakfı bünyesinde birikiyor. Tabii bu şey açısından çok önemli bence bireysel katılımlar. Depreme yönelik farkındalığı arttırmak Tabii açısından ki. çok O önemli. çok çok Değil mi? Sizin eğitim camiası tabii büyük bir acı yaşadı Van'da. doğru. 76 öğretmenimizi kaybettik. Kaybettik. Okullar Okul yaptırıyorsunuz değil mi Turgut Bey? 96 okul, 92 okul hasar gördü. Bunların 32'si ağır hasarlı, 60'ı orta hasarlı. Evet. Yıkılan okul oldu. Evet, bir tane okulumuz Tabii yıkıldı. yıkıldı. Onun için tabii Türk Eğitim Vakfı'nın zaten misyonu öğretmen ve öğrenci Evet. içerisinde, Evet. misyonun içerisinde var. Onlara destek olmak, milli eğitim sistemine destek olmak. Turkcell bu proje fikriyle bize gelince bizim de çok hoşumuza gitti. Birlikte kısa sürede anlaştık, Evet. sözleşmemizi yaptık. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da bu konuda çok önemli destekleri var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da gözetiminde, himayesinde projeye başladık. Sizin de ifade ettiğiniz gibi burada doğal afetlerde, ülkemizin Evet. Karşı karşıya kaldığı doğal afetlerde toplumun bilincini Evet. ortaya çıkarmak, arttırmak çok önemli. İşte Evet. bu projenin de amacı bu. Turkcell ilk harcı koydu 5 milyon. Evet. Bu 5 milyonla 100 öğretmen evi, 100 öğrencilik bir öğrenci yurdu ve 100 burs verilecek. Evet. Bu bittikten sonra da Türk Eğitim Vakfı'ndaki Van için Türkiye kumbarasına gelen bağışlarla da bu öğretmen evlerine her birine ilaveler yapılacak. Evet. Bir tanesinin tahmini bedeli 60 bin lira. Evet. Türk Eğitim Vakfı bunlarla ilgili bir ihale açacak. Teknik şartnamesi belli, duyurulacak. Ve 60 biner liralık her bir bağış, bu Birey olur. kişi olabilir, kurum olabilir, bir arkadaşlar topluluğu olabilir. Türk Eğitim Vakfı'na Van yazıp Bu 50 öğretmen ülkesi, evinden öğretmen öğretmenler evi, kampüsünden bahsediyoruz bu değil bir mi? yerleşke zaten, Evet. ilk proje Evet. yerleşke ama modüler bir şey, Evet. bir Lego gibi. Katılımcılar arttıkça sayı da Sayı artacak. artacak ve dediğimiz gibi bu kişi olarak yaptırılabilir, Evet. kurum olarak yapıyor, Evet. arkadaşlar topluyor Evet. ve her bir öğretmen Böyle evinin bir talep geldi mi geliyor evle ilgili? tabii. Öğretmen evinin kapısına da
İşte Koç grubu 17 tane yaptırıyor. 17 şirket. Evet. 17'sinin her birine kapısına... Yani başka Koç grubundan başka yeni bir talep geldi mi? Farklı kurumlardan var. Bunların bir kısmı... Yani isminin yazılması vesaire. Onları biz teyit ettikçe isimleri tabii ki sitemizde duyuruyor olacağız. Evet. Üstelik istendiği takdirde evlerin üzerine yazacağız. Fakat bireylerde de yani siz şu anda 5283'e bir van yazıp mesaj gönderseniz size gelen cevapta kaç numaralı ev sizin SMS'inizle yapılıyor'yu bilgilendiriyoruz. Evet. Hem bunu şimdi SMS'le yapıyoruz hem de sitemiz üzerinden www.turkiyekumbarası.com üzerine girdiğiniz zaman bir referans numarası da size geliyor. O referans numarasıyla hangi evin üzerinize yapıldığını, sizin katkınıza yapıldığını görüyorsunuz. İnşaat Mart ayında başlayacak. Evet. Mart ayında temel attıktan sonra inşaatın gelişimini de oraya yerleştirdiğimiz kameralardan, web sitesi üzerinden izleyebiliyor olacaksınız. Birlikte hedefimiz Eylül ayı öncesi şu anda işte 150 öğretmen kapasitesine çıkan, yani 100 diye başladık ama 150 öğretmen kapasitesine şu anda toplanan miktarlarla geldik. Eylül ayından önce açılacak. Hem öğrenciler yurtlarına yerleşecek, burs sayılarını arttırmış olacağız. Aynı zamanda da bu evlere öğretmenlerimiz 2+1 evlere yerleşecekler. Bu projenin amacı hakikaten şu andaki bağış hızı beklentilerimizin üzerinde inşallah öyle de devam eder. İnşallah. Bu konuda bu proje tamamlandıktan sonra kalan parayla da Türk Eğitim Vakfı bünyesinden o fondan yine yerinin depremden hasar gören ailelerin çocuklarına burs verilecek. Ha, burs devam edecek. Burs devam edecek. Ayrıyeten bunun dışında Türk Eğitim Vakfı Türksel'in yaptığı gibi 24 derslikli bir okul yaptıracak. Bir bağışçının bağışıyla. Kim açıklıyor musunuz? Bunu yakında açıklayacağız. Şimdi, bugün açıklayın, o en yakın tarih olsun. Kendisinden müsaade istiyorum. Onun için. Biz kendisine buradan yine de teşekkür ederim. Bir hanımefendi, o kadar söyleyeyim. Müstakil şeyini, birikimini bağışladı. Çok duygusal bir şey hakikaten. Ömür boyu çalıştığı 1 milyon lirayı bağışladı. Ne iş yapıyordu? Onu da birlikte açıklayalım onu. Yani girişimci miydi? Yok, mütevazi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Öyle söyleyeyim. Gerçekten topluma örnek olacak biri var. Ama onunla birlikte bu duyuru yapmak takdir edersiniz. Yerinde olur. Ayrıyeten biz depremden hemen sonra Koray Bey'in de ifade ettiği gibi onlar da hemen gitti, biz de gittik. Biz şu an bu programın dışında 200'e yakın öğrenciye burs veriyoruz. Evet, Van'da. Van'da 200'e yakın öğrenciye burs veriyoruz. TEV'in ayrıca 200. Ayrı bir programı. Bu Türkiye Kumbarası adı bizim her iki kurumun çok hoşuna gitti. Jenerik isim gibi değil mi? Aynen. Onu sonra da kullanılabilir yani. Yani başka programlar için de. Düşüncelerimiz var. Var öyle düşüncelerimiz tabii. Sizin tabii refleksleriniz çok hızlı tepki verdiniz Van'daki depremde. O mesela 112 acil çağrılara hemen yönlendirme yapan bir altyapıyı oluşturabildiniz. Zannediyorum bu teknolojik çalışmalar devam edecek bölgede. Şimdi, bir çağrı merkeziniz çok olacak. Çok güzel tespit yapmışsınız. Açıkçası çok da enteresan hikayeler ortaya çıktı. Mesela bu 112 numaraları aslında sesli arama numaralarıdır. Evet. Ancak vatandaşların bir kısmı bunu bilmediklerinden veya sesli arayamadıklarından dolayı kısa mesaj atıyorlar. Evet. Kısa mesajlar da yerine gitmiyor. Çünkü yani bunu görebilme imkanı da yok. Fakat mühendislerin yaptığı çalışmalarda böyle bir birikme olduğunu görünce tespitler yapılıyor. Sonra bunlar dekod ediliyor. Yardım istekleri ortaya çıkıyor. Buradan da onlarca vatandaşa ulaşıldığını biliyorum. Dolayısıyla tabii ki kesintisiz iletişim ve teknolojiyi iyi kullanmak işimiz. Bunu yaptık. Bence sektör olarak da iyi bir sınav verdik. Çok güzel bir şey hakikaten yani. Ancak tabii ki hani bireysel sorumlulukların dışında kurumsal vatandaşlık sorumluluğu da var şirketlerin üzerinde. Hani daha fazla ne yapabiliriz diye açıkçası biz bunu gündem yaptık. Evet. Ve bir an önce de harekete geçirdik genel müdürümüzle birlikte. Gerekli onayları tabii alarak. Sonra bu bütçeyi yaptıktan sonra kendi kendimize dedik yani bu yetmeyecek. Yani bunu daha farklı bir hale getirmek lazım. Çünkü oradaki
2000 öğretmen barınak açığını biliyoruz. 10.500 küsur öğretmen vardı. Şimdi 11.000 üzerinde öğretmenimiz var. Oldu. Yani barınak ve öğretimle ilgili ihtiyaçlar ön plana çıktı yapılan araştırmalarda. Şu anda bu öğretmenler nasıl yaşıyorlar? Bir fikrin, bilginiz var mı? Çadırda kalan var, konteynerde kalan var. Çadırda yangınlarda yüzünde aileler bölünmüş yani, durumda. Mesela öğretmenler evli olanlara baktığınız zaman tabii her ailede var bu. Evet. Bir arada yaşayamama sıkıntıları vesaire. O yüzden 2+1 çok önemli. Bu yapılan evlerin 2+1 olması. Yani evli olan öğretmenler aile olarak kalabilecekler. Bir de iki öğretmen bir arada da tabii kalabilecek. Buyurun Koray Bey. Dolayısıyla böyle bir farklı 2+1 ama 48-52 metrekareye varan değişik tiplerle çelik konstrüksiyon, işte yaşam alanları, spor alanlarının olacağı, hani tabii ki teknoloji fiber altyapısının olacağı, güzel bir model ortaya çıkacak. Evet. Dünyaya örnek bir model ortaya çıkacak. Şimdi burada öğretmenin şöyle bir önemi de var. Öğretmen yaşadığı toplumda yaptığı görev sadece okulla sınırlı, öğrenciyle ilişkide sınırlı kalmıyor. Toplumda liderlik ettiği bir sürü konu oluyor. Evet. Bu deprem sırasında da olayların içerisinde en çok koşuşturan kitle öğretmenlerdi. Evet. Öğretmenlerin duyduğu heyecandı. Bir de çocukların tabii. Geleceği tabii öğretmenler. Yani bir çocuğu okutmak bizim amacımız dediniz geçenlerde bir programda izledim sizi. Hakikaten bunun için... Bizim hakikaten çok içimize sindirdiğimiz bir anlayıştır. Türk Eğitim Vakfı olarak amacımız bir fazla çocuk. Evet. Bir fazla çocuk. İşte biz her sene yılına göre 500'e yakın burs sayımızı arttırıyoruz. İşte geçmişte kalan doğal afetlerde de Adapazarı'nda 1999, 4040 öğrenciye burs verdi ki onlar hala okuyanlar var. 2002 Bingöl'de 1000 öğrenciye burs verdik, hala okuyanlar var. Evet. Şimdi Turkcell'le burada yaptığımız hakikaten böyle durumlarda kurumların bir araya gelerek bu olayı topluma yansıtmaları ve örnek olmaları. Evet. Onun için demin siz de söylediğiniz jenerik isim, bu Türkiye Kumbarası yarın öbür gün Türkiye Kumbarası olarak kullanır ve sürdürülebilirliği de İnşallah önemli. Bir felaket de gerekli olmaz. İnşallah. Türkiye'nin bir sürü ihtiyacı var. Sizin Güneydoğu'da ve Doğu bölgesinde çağrı merkezleriniz vardı. İstihdam da tabii burada önemli bir şey. Sorun. Van'da insanlar işsiz kaldılar. 350 bin nüfusun %30'u göçmüş deprem nedeniyle. Yani orada istihdam da önümüzdeki problemlerden, acil çözüm bekleyen problemlerden birisiydi. Bir çağrı merkezi de yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla Van'da. Şimdi Erciş'te bu da Mart ayı içerisinde civarında diyeyim bir çağrı merkezi hayata geçecek. Ve bu çağrı merkezinde 100 kişi çalışacak. Erciş'te bu çağrı merkezi. Yine Milli Eğitim Bakanlığımızın ihtiyaçlarını karşılayacak bir çağrı merkezi ama biz grup olarak hizmeti veren taraf olacağız. Dolayısıyla yapıp anahtar teslim oluşturup sistemiyle, altyapısı ve hizmetiyle Milli Eğitim Bakanlığımızın ilgili birimlerinin hizmeti için açacağımız bir çağrı merkezi bu. %50 de engelli vatandaşlarımızdan olacak istihdam. Karaman'daki gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla yaptığımız proje gibi. Dolayısıyla şu anda bizim Diyarbakır'da, Erzurum'da 1000'in üzerinde çalışanımız olan 2 çağrı merkezi var. Bunun gibi Artvin'de, Eskişehir'de, Türkiye'nin farklı yerlerinde açmayı düşündüğümüz çağrı merkezleri. Buna da biz hep sosyal sorumluluk olarak baktık. Çünkü gelişmiş olan bölgelerde İstanbul'da, Ankara'da inanın bunu yaptığınız zaman çalışanlar da mutlu olmayabiliyorlar. Çünkü hem beklentiler daha yüksek hem de işe gidip gelme, saatlerce trafikte vakit geçirme, hepsi bunların aslında yaşadığımız dertler. Evet. Şimdi Erzurum'da, Diyarbakır'da böyle bir hikaye yok. Orada çok güzel üniversiteler var. Sertifika programları oluşturuldu. Müşteri hizmeti verebilecek profil oradan yetişiyor.
hiçbir sıkıntı yok ve çok çalışkan insanımız var her yerde. Biz çok iyi randıman alıyoruz. Siz bugün kurumumuzu aradığınız zaman %50 ihtimal Erzurum'dan veya Diyarbakır'dan hizmet alıyorsunuz. Evet. Genç nüfus, o genç işsizlik oranımız da daha yüksek. Bayan çalışma oranı çok yüksek bu çağrı merkezlerinde. Tahmin eder misiniz bilmiyorum. Mesela %50 Erzurum'daki çağrı merkezinde, %48 tam söylemek gerekirse. Ama belki böyle Türksel gibi bir kurum olmasa o kadınlar iş hayatına atılmakta daha tereddüt edecekler. Bu da çalışmalardan çıktı zaten. Biz bazı araştırmalar yaptık, iş ortaklarımızla yaptık. Gerçekten yani marka algısı ve güveni ön plana çıkıyor. Yine bu projede olduğu gibi burada da projenin bence ön plana çıkması, iki iyi ortağın, TEV'in ve bizim bir araya gelmemiz hakikaten marka etkisi oluyor. Bu tür projelerin gerçekten özellikle kalkınma ihtiyacı daha fazla olan yörelerde topluma örnek teşkil ediyor. Bizim mesela Batman'da bir çok amaçlı toplum merkezimiz var. Oradaki çalışan yörenin genç kızları aileye maddi katkıda da bulundukları için aile içerisinde birey olarak saygınlıkları da artıyor. Yani onun için işte kendine orada da %50'si çalışıyor, kendine güveni ve örnek teşkil ediyor. Evet. Bunun için hakikaten şeffaf, iyi organize olmuş kurumsal yapıdaki şeylerin, oluşumların o yörelere bu tür hizmetler götürmesi de çok önemli. Evet. Yani sadece iş yoğunluğunun olduğu bölgelerde kalmakta. İşte Koray Bey'in dediği gibi belki o servisi Diyarbakır'dan alıyorsunuz. Yani bugün çok çok güzel bir örnek. Süremiz doldu. Ben bu kampanya Van için Türkiye kampanyasının başarılı olmasını içtenlikle diliyorum. Ve bizde bir farkındalık yaratacağına da inanıyorum. Deprem gerçeği dün Malatya'da vurdu. Bugün tekrar Van'da kendisini gösterdi. Yarın İstanbul bekleniyor. Onun için böyle bir farkındalığı da yarattığınız için teşekkür ediyoruz. Sayın Turgut Bozkurt çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Koray, desteği verdiğiniz için biz size teşekkür ederiz. Sağ olun.